Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmediğim ve çekmeyi ve izlemeyi çok sevdiğim bitenler videosu çekiyorum. YouTube'a bayağı bir uzun ara vermiştim hatırlıyorsanız. Böyle bir sene kadar falan ya da bilmiyorum yani birkaç ay ama benim için çok uzundu. Ve tekrar geri geldiğimden beri hiç böyle bir video çekmedim. Tabii ki o arada böyle daha çok bitirdiğim şeyler oldu. Ama onların hepsini çöpe atmıştım. Ve şöyle kocaman dop dolu bir torbam var. Son birkaç ay içinde bitirdiğim her şeyi paylaşacağım. O zaman direkt ürünlere geçelim. Her türlü ürün var. O yüzden daha böyle sıkıcılardan başlayayım. İlk olarak Bath & Body Works'ten lavantalı ve vanilyalı mum bitirdim. Bu inanılmaz güzel kokuyor. Biliyorum ülkemizde çok pahalılar ama indirimde falan bulursanız öneririm. Çünkü çok uzun süre gidiyor ve çok kokusunu çok yayıyor. Yani bazı mumlar vardır ya, böyle koklayınca güzel kokar ama yaktığınızda kokusu belli bile olmaz. Ya da çok yakınlaşmanız gerekiyor. Yani burayı mesela şuraya koysam, şu anda da bir tane mum yakıyorum oradan ama buraya koyuyorum mesela. Ve bütün şu koridoru falan her yere yayılıyor Bath & Body Works'un mumları. Ve eskiden ben yapıyordum, tekrar öyle yapacağım. Bu içindeki mumu çıkartıp ya bir sürü yöntemi var. Ya dondurabilirsiniz ya böyle eriterek çıkarabilirsiniz. Bu kabı da saklayacağım, böyle kapaklı falan güzel olur. Onun dışında bu da bayağı sıkıcı ama Nivea'nın Powder Touch'ı, bu benim ikinci deodorantım. Ben bu powder touch'ı çok seviyorum. Bence gerçekten hiç terletmeyen bir deodorant. Onun dışında Batiste'in küçük kuru şampuanı. Ben çok kuru şampuan kullanmıyorum. Çünkü açıkçası saçım çok kuru olduğu için ve alıştırdığım için saçımı az yıkayarak yağlanmamaya, öyle çok yağlanmıyor. Ama acil durumlarda kullanabiliyorum. Şu an mesela bir kuru şampuanım yok ama eğer seyahate falan gideceksem bunu tekrar alırım. En çok Batiste'i seviyorum ve bence en çok işe yarayan marka da o. Bir fondöten geldi elimize. Bu Elfin Flawless Finish Foundation'ı. Bunu ben 3 sene önce falan almıştım. Tek marka makyaj Elf videosu çekmek için. Yani bazı YouTuber'lar çok seviyor. Fiyatı için çok uygun falan diyorlar ama ben nedense çok sevemedim. Zaten bu bitmedi, bu bozuldu bu arada. Pompası var, bu güzel bir şey ama bilmiyorum yine de. Bu arada rengi de bana bir tık açıktı. Hani belki rengi bana tam uysa bir tık daha farklı hissedebilirdim. Ama yine de hani bana olacak rengini de denemek isteyeceğim bir fondöten değil açıkçası. O yüzden bir daha almam. Da Vinci'nin Nunu saç maskesi. Bunu eskiden gittiğim kuaför önermişti. Saçımı bu renge yaptırdıktan sonra muhteşem bir saç maskesi. İnanılmaz yumuşatıyor. Hayatımda bu kadar etkili bir saç maskesi asla kullanmadım. Asla bakın. Ve çok da güzel kokuyor ve hani kokusu kalıyor. Bunu bitirdim. Bir tane daha aldım. O da bitmek üzere. O bitince tekrar bir tane daha alacağım. Çünkü gerçekten özellikle benim gibi çok yıpranmış, aşırı derecede açılmış saçlarınız varsa buna öneririm. Muhteşem. Almaya devam edeceğim. Yine saç. Olaplex'in küçük saçı. İçinde şu kadar bir iki damla kalmış ama bu pek gelmiyor yani ele. Bu çok küçük olduğuna bakmayın. Bayağı uzun bir süre gidiyor ama fiyatı çok yüksek ve açıkçası bilmiyorum. Benim için fiyatına değdiğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi saçım çok açılmış, yıpranmış olduğu için benim daha böyle... Daha işe yarayacak, daha böyle kalın, ağır serumlara ihtiyacım var. Bu çok ince bir serum. O yüzden hani saçınız zaten sağlıklıysa ya da ince yapılıysa, benim saçlarım çok da kalın telli aynı zamanda. Bu kadar yıpranmış olmasının üstüne. O yüzden hiçbir zaman saçımı boyatmadığım zamanda da ince serumlar bana pek hoşuma gitmezdi yani. Açıkçası bir fark gördün mü desem görmedim. Yani büyük ihtimalle almam ama Olaplex'ten daha fazla denemek istiyorum. Saç kremini, şampuanını, ne bileyim, bakım, kürleri tarzı şeyler var. Belki onlarla denesem, diğer ürünleriyle birlikte, belki daha fazla severim. O yüzden kesinlikle almam diyemiyorum. Sadece başka ürünleriyle aynı anda kullanabileceksem alırım ama onun dışında tek başına bir daha almam. It Cosmetics'in Bye Bye Pores
pudrası. Bunu geçen senenin Project Pen'inde bitirmiştim. İlk başta hiç sevmiyordum. Çünkü diyordum çok mat, kötü falan. Ama projede kullanmaya başladıkça aslında ne kadar pürüzsüz yaptığını cildi fark ettim. It Cosmetics maalesef Türkiye'de yok. Ama Amerika'ya gitsem ve hani böyle bir pudra alacaksam bunu tercih edebilirim. Çünkü hani çok gözle görülür bir şekilde pürüzsüzleştiriyor. Biraz fazla mat. O yüzden hani her gün kullanacağım bir pudra değil. Ama güzel bir pudraydı. Bunun sıkıştırılmış pudrası da var. Sıkıştırılmış formda. Büyük ihtimalle bir daha onu alırım. Ama tozu almam. Çünkü toz pudra çok her yere kaçıyor. Sevmiyorum. Alabilirim bunu. Gittiğinden beri çok yokluğunu hissettim mi? Hayır, ama sevdiğim güzel bir üründü. Bu da geçen senenin Project Pen'indeydi. Benefit'in Benetint'i. Bunun içinde çok az kaldı gördüğünüz gibi ama atma sebebim bu çok eski ve hani sürekli makyaj üstüne sürünce içinde fondöteni falan her şeyi toplayıp içine girdiğinde onu iğrenç bir şey oluyor yani. O yüzden çok kullanmayı sevmiyorum. Ama güzel bir ürün. Ama böyle Misha gibi daha uygun fiyatlı alternatifleri varken onları denerim. Yani sevdiğim bir ürün ama bir daha almam diye düşünüyorum. Ya böyle tintleri seviyorum ama dediğim gibi başka markalar alırım. Büyük ihtimalle daha Kore markalarını alırım. Yani çünkü asıl onların ürünü olduğu için Benefit'inki bir daha almam ama güzeldi. Bir makyaj ürününe daha geliyoruz. Bu NYX'in Can't Stop One Stop tam kapatıcı fondöteni. Bunu atma sebebim bitmesi değil, tamamen eski olması. 3 sene falan ayrışmıştı içinde geçen salladığımda. Normalde çok sevdiğim bir fondötendi. Yani kullanırken aşık olduğum bir fondötendi. Ama dediğim gibi eski olduğu için atıyorum. Ama bu fondötenin şöyle bir sorunu var. Yani bir tek bana mı oldu bu bilmiyorum. YouTube'da bir iki kişiden daha çünkü duydum. Hani belki hepsi değil ama çoğu böyledir diye düşünüyorum. Şu pompa kısmı kullandıktan sonra inanılmaz derecede tıkanıyor fondötenle. Fondöten orada kalıyor falan ve hani böyle mesela kürdanla açmayı deniyordum ama kürdan inceden sonra hafif şişkolaşıyor ya. Mesela o şişkolaştığı kısımdan sonra daha fazla geriye gidemiyor. Hani böyle bunu açmak için bayağı uzun bir iğne kullanmak lazım. Ve kaç kere böyle sıkmaya çalışıp fondötenin her yere gittiği oldu. Kaç tane bluz mahvettim bu aptal fondöten yüzünden. Formülü çok güzel ama bu ambalajda olduğu sürece asla almam. Ama belki değiştirdiler mi bilmiyorum. Yani NYX'ten daha denemek istediğim çok fondöten var ama bunun ambalajı bilmiyorum, belki değişmiş de olabilir ama büyük ihtimalle hayır, değişmediyse almam. Bu senenin Project Pen'inde bitirdiğim bir ürüne geliyoruz. Benefit'in Bene Balm'ı, yine bununla takım olan diyebilirim herhalde. Bunun bu. Şöyle bitti. Görüyorsunuz, Project Pen'de de göstermiştim zaten. Bu çok çok sevdiğim bir ürün. Yapısı, rengi ama fiyatından dolayı asla almam. Ve Golden Rose buna muadil ürünler çıkarmış. Böyle Trendyol'da geçen gezinirken görmüştüm. Onun da birkaç rengi var. Onları denemek istiyorum ama hani şu an değil. Şu an biraz çok makyaj almamaya özen gösteriyorum. Ya da hani kozmetik genel olarak. Ama bunu fiyatından dolayı almam ama o Golden Rose'un o muadillerini denemek istiyorum. Hazır Bene Balm'dan bahsetmişken yine Benefit'in Loli Balm'ı var. Bunu da çok seviyorum rengini, yapısını ama aynı şekilde hissediyorum. Fiyatından dolayı almam. Golden Rose'un muadillerini denemek isterim. Bir Beauty Blender'ım var. Bunu normalde eskiden pardon çok öksürüyorum. Annem korona, ben de temaslıyım. Negatifim ama yani temaslıyım. Birkaç güne tekrar test yaptıracağım. Neyse. Siyah Beauty Blender. Bunu normalde eskiden daha sık değiştiriyordum. Bunu bayağı bir kullandım. 7 ay falan belki olabilir. Ben en çok siyahı seviyorum. Bence bilmiyorum. Benim için gözle görülür bir derecesi var. Bunu attım. Attım evet. Yenisini aldım. Duruyor orada rafımda. Siz göremiyorsunuz ama var. Yani bundan şu ana kadar belki bir sürü bitirdim. Yani sayamam. Çok güzel. Her zaman siyahını almaya devam edeceğim. Ama galiba bir de yeşil çıkarmış. Daha sürdürülebilir, daha ekolojik
Bir tane yeşil beauty blender de çıkarmışlar. Bir ara galiba onu da denemek isterim. Ama bilmiyorum. Onu da denemek isterim. Ama en sevdiğim siyah kesinlikle. Bir güneş kremi var. The Ordinary'nin SPF 30. Tamam mı? Mineral güneş kremi. Abi bu bayağı dolu. Bunu atma sebebimi söylüyorum. İlk olarak galiba 2 ay sonra falan ya da hatta 1 ay sonra tam yılını doldurmuş olacak. Yani SPF'i geçerli olmayacak. Ama o kadar beyaz ki. Geçen vlogumda hatta suratımı sürmüştüm. Orada da bu konudan bahsettim ne kadar beyaz olduğundan. Hani gidip bakabilirsiniz istiyorsanız. Ki bu benim hatam. Çünkü ben mağazasındayken ve alırken kadın bana demişti ki yalnız çok beyaz. Hani almak istediğinize emin misiniz? Ben bu kadar kötü olduğunu tahmin etmiyordum. Dedim evet alırım falan. Büyük hata. Dediğim gibi benim hatam. Çünkü uyarılmıştım. Orada çalışan biri tarafından ama dinlemedim. Yani güneş kremini çok sürmek istiyorsunuz ama çok beyaz olduğu için de çok fazla süremiyorum. Ve mesela eğer makyaj yapmayacaksam o gün ve evden çıkmam gerekiyorsa sürmüyorum. Çünkü zaten çok beyazım ve bunu da sürünce iyice böyle Casper the Friendly Ghost diş macununa falan benziyorum. O yüzden bunu anca ya evde olacağımı biliyorsam ya da makyaj yapacaksam o günleri uyguluyordum. Ama yani evden çıkmayacaksam bile hani her aynaya baktığımda kendimi çok kötü hissettiriyordu. Ve o yüzden bayağı dolu hatta tam dolu neredeyse atıyorum. Bir daha asla almam. Size de önermem. Bir güneş kreminden daha bahsedeceğim. Bu çok sevdiğim bir güneş kremi. Oh my god, muhteşem. Ama lanet olsun ki Türkiye'de yok. Unscreen, Sunscreen, Supergoop'un yabancı YouTuberları izliyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Bu renksiz. Hani silikonlu baz gibi. Cildinize sürdüğünüzde ya içinde var bitmedi ama bozuk olduğu için atıyorum. Ne kadar renksiz olduğunu görebiliyor musunuz? Muhteşem. Şimdi bunu atma sebebime gelirsek. Söylemiştim bozuk olduğunu ama hikayesini anlatmadım. Bu arada SPF 40. Bunu ben Amerika'dayken birkaç ay önce arkadaşım bana vermişti. Ben kullanmıyorum ister misin diye. Ben de tamam demiştim. Neyse sonra burada kullanıyordum. Ve çok da memnundum yani. Hani yapısından, renksizliğinden çok kolay bir kere. Hani kreminizi sürüyorsunuz sonra bunu sürüyorsunuz. Ve hani yok yani suratınızda. Neyse ondan sonra kokusunun bayağı kötü kokmaya başladığını fark ettim. Arkadaşım sordum bunu ne zaman almıştın diye. 2 sene falan dedi. Dedim ki bunu niye bana daha önceden söylemedin? Çünkü hani bayağı bozuk şey kullanıyormuşum. Zaten hani SPF'i de geçersizmiş. O yüzden güneş kremsiz çok çıktığım günler oldu teknik olarak. O yüzden atıyorum ama muhteşem bir ürün. Amerika'ya tekrar gidersem ya da oradan gelecek birisini tanıyorsam ki tanıyorum. Benim sevgilim Amerika'da 1,5 ay sonra Türkiye'ye beni ziyarete gelecek. Ve ona çok böyle vegan kurabiye falan istemiştim. Bayağı ağır bir çantayla geliyor ve kurabiyeleri falan o dedi. O yüzden hani ekstra bir şeyler isteyip hani ona ağırlık ve uğraş yaptırmak istemiyorum. Ama onu görmeye gidersem ileride bunu alırım. Unseen'i. Bir de Glow Screen'i var. O da daha gözüken daha böyle daha ışıltılı. Glowing adı üstünde sunscreen. Onu bu ikisini kesin alacağım. Yani mutlaka alacağım. Çünkü muhteşem. Bu arada bunu şimdi fark ediyorum ama burada expiration date var. Çok 21 Ocak'ta bitmiş. Arkadaşım bana verdiğinde çoktan süresi geçmiş yani. Neyse eski olduğunu biliyorduk. Bu arada şu an bir sonraki ürünümü göstereceğim ama göstermeden önce şunu sormak istiyorum. Bazı YouTuberlar daha Project Pen çeken YouTuberlar falan şey yapıyorlar. Böyle aylık bütün sadece makyaj çöplerini biriktiriyorlar. Yani böyle güneş kremini falan değil sadece makyajları biriktiriyorlar. Ve yıl sonunda bütün yıl boyunca kullandıkları makyaj bitenlerini gösteriyorlar ve o ayın, o yılın toplam kaç paralık şey kullandıklarını da söylüyorlar. Böyle bir şey ister misiniz? Çünkü ben izlemeyi bayağı seviyorum ve bana tatmin edici geliyor. Hani bir yılda ne kadar çok bitirebilirsin? Hani başkası ne kadarlık şey bitirmiş? Kaç dolarlık? Yani Türkiye'de hiç
yapan görmedim. O yüzden dolarlık diyorum. Hani bilmiyorum, beni çok tatmin ediyor. Eğer öyle bir şey isterseniz makyaj bitenlerimi saklayacağım. Yıl sonunda öyle bir video yapmak için bunu söylemek istedim. Neyse. Bir sonraki ürünüme geçiyoruz. Elim tutmuyor galiba. Aa, bluzumla uyuyor gibi. Kiehl's'ın Turmeric ve Cranberry Seed Energizing and Radiance Mask. Enerji veriyormuş. Radiance veriyormuş. Bunu çok kullanmadım. Bu zaten küçük boyu. Gerisi de kurudu. Hiçbir fark etmedim. Bir daha almam. Bu kadar, söyleyecek başka bir şeyim yok. Yine Ordinary'den bir ürün. Bu salisilik asit %2 maskesi. Bunu kestim çünkü içinde bir tık daha vardı. Hani o yüzden tam bitmedi. Ama hani bitirecek derecesine geldiğinde zaten kestim. O yüzden yorum yapabileceğimi düşünüyorum. Bu arada lütfen ürünlerinizi kesin. Yani çünkü içinde aslında çok ürün kalıyor. O yüzden el kremi, vücut kremi ne oluyorsa böyle şeyde gelen her şeyi kesin ve küçük bir konteynere koyun. Bu kil maskesi salisilik asitli. Yani sevdiğim bir üründü. Benim açıkçası cildim çok problemli olmadığı için hani çok sık kullandığım ve çok aradığım bir şey değil böyle kil maskeleri. Eskiden daha çok uyguluyordum. Hani şimdi daha hani gerçekten öyle bir sorun görüyorsam uyguluyorum ama o çok sık olmuyor. Hani o yüzden belki ayda bir kullandığım bir maskeydi. Yani güzeldi. Çok fazla yoğun, keskin, bilmem, düşüncelerim yok bu konuda. Eğer kil maskesine ihtiyacım olursa bunu alabilirim ama bir sürü markanın var. Yani yeni şeyler de denemeyi seviyorum. O yüzden büyük ihtimalle başka markalardan alırım ama yani güzeldi. Yine kestiğim bir ürün. Bu da maalesef Türkiye'de yok. Soapem Glorin Hand Food diye el kremi. Bir kere kocaman bir el kremi. Yani bunu alıyorsunuz ve aylarca bitmiyor falan. Fiyatı böyle 8 dolar civarındaydı. Uygun fiyatlı. Bunları tabii ki de TL'ye çevirmeden söylüyorum. Hep bunu alıyordum Amerika'dayken. Çünkü dediğim gibi çok büyük. İnanılmaz güzel nemlendiriyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Eğer Amerika'da olsam ve hani stoklu buradan Arconem falan götürmemişsem daha ucuz olduğu için oradan bir el kremi ararken bunu mutlaka alırım kesinlikle. Ama zaten Türkiye'de yok, o yüzden anladınız. Bir krem daha. Bu Ziaja'nın antidoksan asayi beri SPF 10'lu, hiçbir şey değil. Gündüz kremi. Ben niye düşürüyorum? Gündüz kremi. Bunu da bitti sanıp kestim her zamanki gibi. İçinden inanılmaz fazla çıktı. Anlatamam ne kadar çok çıktığını. Bunun bende gece kremi de var. Yapısı, inceliği, sürmesi, nemlendirmesi, her şeyi çok güzel ama kokusu da güzel ama çok yoğun. Güzel kokuyor ama çok yoğun ve ya benim cildime kokulu parfümlü şeyleri sürmeden çekinmiyorum yani. Ama hani bu o kadar fazla kokuyor ki bu cildime çok da iyi gelemez diye böyle düşünmüyor değilim. Yani sürerken biraz rahatsız oluyorum. Rahatsız derken cildim rahatsız etmiyor. Sadece çok fazla koktuğu için. Hatta gece kremini babamda tutuyorum. Orada bir tek onu tutuyorum. Gündüz gece uyguluyorum ve şey, arada el kremi olarak da falan kullanıyorum. Çünkü suratıma pek hoşuma gitmiyor. O yüzden almam. Bir küçük bir şeyimiz var. Innisfree'nin Intensive Hydrating Serum. Açıkçası pek hatırlamıyorum bunun hakkında ne hissettiğime dair. Yani beğenmiştim gibi ama hani böyle çok yoğun duygularım var mıydı hatırlamıyorum. Herhalde olsa hatırlardım diye düşünüyorum. Almam herhalde. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum ne düşündüğümü. Zaten Inspire Türkiye'de yok değil mi? Yani belki de Kore mağazalarında belki satılıyordur da. Arkadaşım vermişti Amerika'da. Dawn'un kirpik yapıştırıcısı. En güzel kirpik yapıştırıcısı. İçi dolu ama inanılmaz bozuk. Çok kötü kokuyor. Bozulduğu için atıyorum. Yenisini aldım, stokladım. Ki en son ne zaman takma kirpik taktığımı hatırlamıyorum. Ama ne olur ne olmaz. Ulta Beauty'nin wannabe makyaj sabitleme spreyi. Bu da geçen senenin Project Pen'indeydi. Yani zaten Ulta mağazasının
kendi markası. Amerika'dan almıştım. Yani vermişlerdi bana bedava bir alışverişim sonrasında. Pek bir düşüncem yok. Normal bir spreydi. Yani çok bilmiyorum. Yani tekrar bedava verirlerse kullanırım ama onun dışında gidip de satın almam yani. Ama bunu atmayacağım çünkü seyahat için mükemmel bir boy. Ama spreyin kendisi hakkında nasıl da olur, olmasa da olur. Venus Gillette Comfort Glide. Ben bu jiletleri çok severim, çok kullanıyorum. Çok kullanıyorum dediğim de çok kullanmıyorum da kullandığımda en çok bunları kullanıyorum. Ama fiyatları wow uçmuş ama yine de bunları kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben çok jilet yapmıyorum. Epilasyonluyum biraz. Hani o yüzden çok jilete ihtiyaç duymuyorum. O yüzden hani bunlar benim için çok hızlı oluyor. Çünkü artık hani kıllarım tek tük. Hani hiç başka bir ürün, köpük falan kullanmadan direkt hop 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 yapıyorum. Seviyorum jiletin bu venüslerini. Ondan bir sürü bitirmişimdir de dediğim gibi yok yanımda. Bir sabun ambalajı çıktı. Sabun Aria. Defne sabunu. Güzeldi. Bunu artık vücudumu sabunlarken katı sabun kullanmaya başladım duş jellerine kıyasla. Hoşuma gitti. Alırım. Hatta bu markanın başka sabunlarını kullanmaya devam ediyorum şu an. Hani öyle cildimi kurutmadı falan. Güzeldi. Artık boğazım ağrımaya başladı. Zaten 3 tane ürünüm kaldı. Bu da geçen senenin Project Pen'ini bitirmiştim. Benefit'in Ultra Plush Lip Gloss. A-Lister miydi bunun ismi? Hayır, rengi A-Lister. Ama çünkü gerek yok yani Benefit'ten almama. Hani kullanırken normal güzel bir renkte parlatıcıydı ama almam. Zaten bir şey diyeceğim de artık yani Benefit artık eskisi kadar popüler değil. Tabii bu ekonominin sonucu da olabilir. Yine bitmeyen ama eski olduğu için attığım bir ürün. Bu NYX'in Suede Mat Dudak Kalemi. Göz kalemi değil, dudak kalemi. Eskiden mavi ruj çok kullanıyordum dışarıda falan da. Hani o yüzden böyle bir sürü renkli ruj almıştım. Dudak kalemi pardon almıştım NYX'ten. Ama çok az kullandım. Ve hani yani hala rengi var, çalışıyor. Ama hani artık bu renk ruj çok kullanmıyorum. Hani belki senede bir iki kere... ve sen de bir iki kere kullanmak için de dudak kalemine ihtiyacım yok diye düşünüyorum. Direkt makyaj fondötenimi çıkarsaydım şuradan. Direkt hani rujun kendisini kullanırım. Olur, biter. Dedim acaba gözümde mi kullansam? Ama hani yeni aldığım, bozulmamış mavi göz kalemlerim var. Hani o yüzden bu kaç senelik bunu da gözümde kullanmayacağım. Zaten dudak kalemi biraz fazla uğraşmamız gerekiyor. Hani gözüm için de o kadar sert kullanmak istemiyorum. Neyse, özet olarak... Atıyorum ama renkli dudak kalemi alabiliyorsanız yani arıyorsanız bu renklerde lacivert falan da var. NYX muhteşem bu konuda. Ve son ürünüme geldik sonunda. Boğazım çok kötü şu an. Bu da maalesef Türkiye'de yok. Amerika'da Sephora'dan puanlarım vardı. Puanlarım sonucunda vermişlerdi. Josie Maran'ın Whipped Argan Oil Face Butter. Face Butter, evet. Krem yani bayağı. Yoğun bir krem. Muhteşem. Bitince çok üzüldüm. Ve hani bu kadar sevmeyi düşünmüyordum. Çünkü ne bileyim seyahat boyu, Sephora puanı falan. Josie Maran'ın bu face butter'ı. Alır mıyım bilmiyorum. Zaten dediğim gibi ne zaman tekrar Amerika'ya gideceğim de kaç dolar olmuş olacak, dolar bizde kaç olacak. O yüzden büyük ihtimalle almam. Ama çok beğendim. Güzeldi. Sonunda bitti. Bayağı şey varmış aslında konuşunca fark ettim. Dediğim gibi eğer yıl sonunda bütün yıllık böyle makyaj bitenleri istiyorsanız onu yorumlara yazmayı unutmayın. Belki yazmasanız bile yapabilirim çünkü izlemeyi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Öpüyorum.